Her gün şöyle bir konuşma geçer. Dikkat edelim, şeytanla Müslüman nasıl konuşuyorlar? Bir mümin ile şeytan arasındaki diyalog. Şeytan der ki ibadet etme. Müslümana der ki ibadete gerek yok, boş ver. İman ettin yeter, ibadet etme. Müslüman der ki ben müminim, ben Müslümanım, ibadet etmem gerekiyor. Şeytan birinci kılçığı nereden attı? İbadet etme. Müslüman dedi ki ben Müslümanım, ibadet yaparım dedi. Şeytan dedi ki tamam anladık, inanıyorsun dedi. Bunu içinize söylüyor, kalbinize söylüyor. Tamam inanıyorsun. Ama çok işin var. Acele etme. Niçin acele ediyorsun? İleride vakit bulursun, ibadeti yaparsın. Dükkanı kapatıyorsun, cumaya gidiyorsun. Bak, cuma esnasında yarım saat dükkanı kapattın ya, 10 tane müşteri geri gitti. 3 tane telefon geldi, sen onlara hazır döner gönderecektin, paket döneri gönderemedin. Bir sürü para kaybettin sen. Niçin? İleride sen emekli ol, devlet seni emekli etsin, maaşını al, ibadetini yap, camiye git der. Müslüman der ki, ben ne kadar yaşayacağımı bilemem ki, garantim yok ki. Belki hiç ibadet edemeden, tövbe edemeden, Allah'a dönemeden belki ölüp giderim. Senin hesabın yanlış der şeytana, Müslüman. Şeytan adamına göre pozisyon alıyor. Bugün şeytan kendine bir grup kurmak isterse dünyada cemaati grubu en kalabalık kişi şeytan olur. Çünkü yolunda çok insan var onun. Şeytan der ki tamam anlaştık peki. İbadet yapmak istiyorsun. Ölüm gelir de belki tövbe edemem diye korkuyorsun. Anladım. Madem öyleyse ibadeti yap tamam. Ama dünyadan da yararlan ya canım der. Dünyanın zevki var, sefası var, eğlence var. Bazen iç, bazen arkadaşlarınla yanlış yerlere git. Ne olacak? İleride tövbe edersin der. Müslüman der ki beni günaha çağırma. İçmem, yanlış yere de gitmem. Şeytanın arkasına da takılmam, boş bir hayat da sürmem. Dünyanın zevku sefası var, doğru. Dinimin emrettiği kadarınca o zevku sefayı da tadarım ben. Allah nimeti görmek ister, güzel giyinirim. Güzel yemekleri yerim. Güzel arabaya binerim. Denize de girerim, nehre de girerim. Balık da avlarım. Din bana bunu yasaklamıyor ki. Haram işleme diyor din bana. Bahçeye girerim, dilediğim kendi bahçemden dilediğim meyveyi yerim. Param varsa dilediğim meyveyi, dilediğim tatlıyı alırım. Din bana yasak getirmiyor ki sen beni iyi şeylere değil harama çağırıyorsun. Oyuna gelmem der şeytana. Şeytan der ki tamam peki ibadet yapmak istiyorsun. Şöyle yapalım. Gel, halk seni görsün, ibadet yap ama halk seni görsün diye yap. Halkın yanında itibarını çoğalır. Millet der ki ne kadar temiz ve dindar bir insan der. Müslüman der ki beni sen sahtekarlığa alıştırıyorsun. Ben insanlar benim için iyi desin veya kötü desin diye yapmam. Gayem Allah'tır. Halk beğenir beğenmez kendileri ister. Canları ne isterse. Yeter ki Allah beni beğensin. Benim derdim Allah'tır. Derdim gösteriş değil. Çünkü riya hastalıktır der. Şeytan der tamam anlaştık. Madem riyadan korkuyorsun, gösteriş olur diye korkuyorsun. Sen o zaman ibadeti gizli yap. Yoksa riya olur.
Gizli yap diyerek Müslümanları birbirinden koparmaya çalışıyor. Camiye gitme diyor, gizli yap. Oruçlu olduğunu söyleme, sakla. Hacca gittiğinde hacca gideceğini söyleme. Riya olur ya, Müslüman der ki merak etme ben neyi açık neyi gizli yapacağımı iyi bilirim. Ben açıkça da yaparım, gizlice de yaparım. Hazreti Ayşe günde 4 lira dağıtıyordu. 4 lira. 1 lirayı fakirin sağ koluna, kendi eliyle, sağ eliyle verirdi. 1 lirayı sol eliyle verirdi. 1 lirayı gece verirdi, kendini ziyarete gelenlere, yoksul kadınlara 1 lirayı gündüz verirdi. Günde 4 lirayı harcardı. Mutlaka 4 altını fakirlere dağıtırdı. Peki açık iyilik mi iyi, gizli mi daha iyi? İn tubdu sadakati fe ni'imma hiye ve in tufuha ve tu'tuha el fukara fe ve hayrun lekum. Ayet-i kerime bunu da çözme bağlamış. Kur'an'ın çözmediği hiçbir şey yok. Görmeyen gözler görmüyorsa Kur'an neylesin? Aklı olanlar aklını çalışmıyorsa Muhammed Mustafa ne eylesin? Değil mi? Kur'an diyor ki eğer sadakaları yani iyilikleri açıkça verirsen o ne güzel bir şey diyor. Haramdır demiyor bakın. Hocam gösteriş, kalbi mi yardın? Nereden biliyorsun gösteriş? Senin derdin iyilik. Adam iyilik yaptığında rahatsız oluyorsun. Ama o diyor gösteriş yapıyor. Gösteriş yapıyor diye Müslümanları tenkit edenlerin elleri ceplerine gitmez, sahtekarlardır. Kuruş harcamazlar ceplerinden. Güne inanan insan yardım ediyor. İmanından dolayı. Ama diyor Allah'ı zikrederken diyor riya yapıyor. Nereden biliyorsun? Kalbini mi yardın sen? Öyle çok Allah'ı zikredin ki münafıklar sizin gösteriş yaptığınızı zannetsinler. Hadis. Öyle Allah'ı zikredin ki, Allah'ı o kadar çok anın ki, Allah'la o kadar bütünleşin ki manevi anlamda münafıklar desinler ki bunlar gösteriş yapıyorlar. Hep öyle derler ya gösteriş. Sen ne yapıyorsun peki? Sen gösteriş için yap bari. Yap bir şey. Yok, yoktur. Herkes için demiyorum tabii. Kalbini imana, Müslümana karartanlara diyorum. Yoksa her türlü inançtan her türlü olgun, şerefli, onurlu insanlar vardır. Yüce Allah bizi bu konuda doğru yoldan ayırmasın inşallah. Ve gizli ve açık. Peki gizli yaparsak nasıl olur diyor ayet-i kerimede. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ O sizin için daha hayırlıdır. Yani sadakayı gizli yapmak kişi için iyidir. Niye iyidir? Daha çok sevap kazanırsın onun için. Ama açık yaparsan etki edersin. Yapmayanlara da örnek olursun. O da halk için iyidir. Ondan bir daha söylüyorum. Gizli yaparsan halk, gizli yaparsan senin için iyi, açık yaparsan halk için iyi. Halk için örnek olsun. Bu nedenle demişler ki nafile ibadeti gizle, farz ibadeti gizleme. Niye farz ibadeti gizleme? Herkes görsün. Hocam gösteriş mi? Ne gösterişi canım? Müslüman namaza giderken sinerek mi girecek yani? Saklana saklana mı girecek? Allah çağırdı gidiyorum işte ben. Hep Müslümanın üstüne bastılar yıllarca. Müslümanı sindirdiler. Müslümanın sağa sola bakınca niye bakıyorsun? Sen riyakarsın, sen gösteriş yapıyorsun. Müslümana gösteriş yapıyorsun diyen hayatı boyunca bir yaraya merhem olamadı. Örnekleri bildiğim için söylüyorum bunları. Onun için imanınızı kimseye göre hesap etmeyin. Allah'la kul arasında. Sen ve Allah'sınız. Allah beni affeder diye inanıyorsan, musî'ul leyl ve musî'un nehâr. Adam geceleyin ibadet yapıyor, düzeltiyorum, geceleyin günah işiyor. Hadiste diyor ki Allah kucağını açar. Hani böyle değil kucağını açmak. Kabul eder. Kimi günahkarı gece günah işleyeni sabahleyin bana gelsin ve tövbe etsin diye. Gündüz günah işleyeni affetmek için gece Allah kucağını açar. Gel Rabbinin olduğunu hatırla. Sen çok günahlar işledin.
Büyük isyanların içine daldın. Öyle bir hale geldin ki Allah'ın rızası sanki gitti senden. Ama son anda ümide kapıldın. Dedin ki Allah'a iman ettim elhamdülillah. Allah'ım beni affeyle dedin. Allah o kişiye o kadar seviniyor ki meleklerine diyor ki meleklerim bak bu kul benim varlığımın farkına vardı. Bana hamd etti, sena etti. Meleklerle övünür. Ve Allah çok seviniyor. Bir örnek vereyim size. Ekran başındaki dostlar. Adam eşeğini hazırladı. Eşeğini hazırladı. İyi dinleyin lütfen. Eşeğin üzerine suyu koydu. Eşeğin üzerine yemeği koydu. Ekmeği koydu, peyniri koydu, sucuğu koydu, yola çıktı. Uzun bir yola gidecek. Ne yolu? Çölde gidecek. Çöle yola koyuldu, yolunu kaybetti bir ara. Fırtına var çölde, şu oldu bu oldu, yolunu kaybetti. Gündüz müthiş bir sıcak var. 60-70 derecede adamın derisini kaynatıyor. Adamın içeceği su bitti, tükendi. Sağa baktı su yok, sola baktı su yok. Eşek de perişan, adam da perişan. Yürüdü, yürüdü o müthiş sıcak içerisinde. Hayvanlardan başka bir şey yok. Yılanlardan, çıyanlardan başka bir şey yok. Serap görüyor, yaklaşıyor. Su var burada diyor. Yaklaştı, yaklaştı. Baktı ki serapmış meğer. Su yokmuş. Serapmış meğer. Bir eşeği var sadece. Uzandı eşeğin gölgesine. Belki dedi bir dinleneyim yeniden yola çıkayım diye. Dinlenmeye çekildi sonra birdenbire uykuya daldı. Bir kalktı baktı ki eşek de yok. Eşek de gitmiş. Her şey gitmiş. Tek başına kaldı. Böyle perişan bir halde kumun içerisinde gidecek yeri yok. Yapacak tek şey var. Oturup ölümü beklemek. Dudaklarına kum dolmuş. Gözlerine kum sıçramış. Helak olmuş, perişan olmuş. Kendini şöyle yana doğru uzattı. Sonra hatırladı. Dedi ki eşeğin kırbasında, alt kırbasında su vardı dedi. Niye aklıma gelmedi? Eşek de gitti. Suyu da bulamam artık. Ben bu çölde ölüm gideceğim. İskeletimi bulacaklar ancak. Ölüme uzandı. Tam ölecekken, ümidi kesmişken birden ses duydu. Bir baktı eşek gelmiş. Devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Efendim, sevgi ve muhabbet. Adı Mestan. Hikayesi meşhur. Köyün delisi. Her köyün bir delisi olur. Mecnun var, meczup var. Meczup cezbeli, yani aşırı muhabbetinden dolayı bazen kendini kaybeder, bağırır, çağırır. Yolda, sokakta, camide, mescitte, kabristanda. Dokunmayın buna dersiniz ya, dokunmayın ya, dokunmayın derim. Allah'ın garibi dersiniz, deriz. Esasen Allah'ın garibi biziz. O Allah'ın akıllısı. Yani Allah'ın akıllı yarattığı anlamında. Mestan böyle biri. Köyün delisi. Kapılara gider, para ver, para ver, para ver der. Para verirler, parayı harcar atar. Parayı yedirir, parayı içirir. Yani su yapar, içirir. Yemek yapar, dağıtır. Mestan adı üzerinde. Mestan böyle yaşarken, herkes onu böyle tanırken... ...bir gün Mestan garip bir şey olur, bir rüya görür. Rüya gariptir ve güzeldir. Rüyada efendiler efendisi, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'mız onun rüyasına girer aleyhissalatü vesselam. Ben bizim milletimizin şu özelliğini seviyorum. Bakın mesela içinizde başı kapalı hanımefendiler var, başı açık hanımefendiler var. Ama ben Hazreti Muhammed deyince herkesin eli şuraya kalkıyor. Açığımızın kapalımızın işte bu. Benim milletimizden sevdiğim tarz ve tavır bu. Kıskananlar bunu kıskanıyorlar. İstiyorlar ki bizi birbirimizden koparsınlar. Hayır.
Açığımızın da, kapalımızın da, sarhoşunun da, günahkarının da, mümininin de Rabbi Allah'tır. Peygamberi Muhammed'dir, imanı İslam'dır. Allah bizi bu imandan hiç ayırmasın Allah. Mestan bu rüyayı görür. Peygamberimiz rüyasında Mestan'a der ki, Mestan beni ziyarete gelmeyecek misin der. Mestan sabahleyin kalkar, delirmiştir artık. Meczup olan Mestan Mecnun'a dönmüştür artık. Leyla'yı arayan Mecnun gibi. Esas öz Allah'tır. Bütün aşklar Allah'a götürürse aşktır. Mecnun bir gün bir köpek gördü, biliyorsunuz Mecnun. Bir köpek gördü, köpeğin ağzında bir bez vardı, bez. Mestan koştu köpeği yakaladı, başladı öpmeye, sarmaya. Kumaşı öpmeye başladı. Dediler, deli misin sen ya? Köpek öpülür mü böyle yani? Dedi ki, bu köpek özel bir köpek. Dediler, özelliği ne? Bu köpek bildiğimiz bir köpek. Ben bunu Leyla'nın köyünde gördüm ama dedi. Ayakları Leyla'nın köyüne değmiş. Belki Leyla'nın geçtiği sokaktan geçmiş. Bu kumaş Leyla'nın köyünden gelmiş bir kumaş belli ki. Bir gün Leyla geldiğinde Mecnun'a, ben geldim işte Leyla, beni arıyorsun. Dağ, taş, sokak, vadi, beni arıyorsun. Nehirlerde, denizlerde, şurada burada. Geçtim işte, geldim işte. Mecnun dediğinde, Mecnun dedi, ben seni aramıyorum ki. Benim Leyla'm başka bir Leyla. Mestan'ın Mevlası da böyle oldu. Sabahleyin köyün muhtarına gitti. Muhtar dedi, bana para ver, para. Tamam Mestan, sana 1 lira vereyim. Yetmez ki 1 lira dedi. Oğlum ne yapacağım 1 lirayı fazlasını? Ben dedi, peygamberime gideceğim. Mestan, sen ne işin var peygamberle? Ben ona gideceğim, ben ona gideceğim, ben ona gideceğim. Muhtar başından savdu, 1-2 lira daha verdi, savdu. Mestan bütün köyü dolaştı. Sokak sokak, cadde cadde. Köyü, mezra mezra gitti. Köy, dağ, taş, bahçe, arsa bırakmadı. Para verin, para verin, para verin, para verin. Herkese dedi o. Ne yapacaksın Mestan? Peygamberi görmeye gideceğim, peygamberi görmeye. Veren verdi, vermeyen vermedi. Para yetmedi. Mestan baktı, para yetmiyor. Mestan üzgün. Kırgın. Bu parayla gidilmez ki dedi. Sordu, dediler ki bu para yetmez Mestan. Daha yarısı daha lazım sana. Mestan yine muhtarın kapısında, muhtar emmi. Ne istiyorsun oğlum? Muhtar emmi, paramı tamamla. Oğlum ben nereden bulayım para? Beni gönder, Muhammed'ime gönder beni. O beni çağırdı, beni bekliyor orada Medine'de. Benim gelmemi gözlüyor dedi. Mestan böyle inanmış, böyle bağlanmış, böyle kendini görmüş. Doğrudur da peygamber durup dururken rüyaya girmez ki. Mestan böyle. Muhtar baktı ki çare yok. Bakalım dedi. Bir iki gün sonra gel Mestan, bir görüşelim. Yani muhtar biraz işi, unu neye seriyor? İpe seriyor. Mestan birkaç gün sonra geldi. Elinde bir teneke. Hayırdır Mestan, kendimi yakacağım. Kendini niye yakıyorsun sen? Beni göndermiyorsun ya peygambere. Muhtar baktı ki çare yok. Mestan işi ciddiye almış. Mestan'a dilediği parayı verdi. Dedi ki Mestan, tamamdır git. Sonra hacılar hacca gittiler. Gruplar yere gittiler. Mekanlarına vardılar, Medine'ye, Mekke'ye. Mestan ortada yok, görünmüyor ortada. Mekke'de mi yatıyor, Kabe'de mi? Sokakta mı, caddede mi? Belli değil. Ama adı üzerinde ya Mestan. Destan gibi bir adam yani. Köylüler bir gün Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine'de peygamber gömülü biliyorsunuz. Mekke'de Kabe var, Medine'de Hazreti Muhammed var aleyhisselam. Bana sorsanız hangisi daha kıymetli? Haşa, öyle bir ayrımda bulunamam. Ama Hazreti Ömer'in sözüyle ancak cevap verebilirim size.
Hazreti Ömer diyor ki, Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın Hazreti Muhammed'in mezarından bir avuç toprak bütün dünyadan daha kıymetlidir. Ben aynı kanaattayım acizane. Medine'de benim babam da yatıyor orada, rahmetli. O kadar peygambere aşıkıydı. Bütün derdi orada ölmekti. Şehirde ölmedi, havalanda vefat etti. Getireceklerdi Türkiye'yi, pasaportunu bulamadılar. Uçak kalktı, pasaportu cebinde çıktı. Ama Medine mezarına gömüldü. Muhabbet meselesi. Bu aşk meselesi. Bu ayrı bir şey. Mestan da öyle bir aşık. Köylüleri geldiler Medine'ye. Baktılar ki bir gürültü var Mescid-i Saadet'in ön tarafında. Bir kalabalık, bir gürültü, bir patırtı var. Bazen olur böyle, insanlar peygamberin kabrine yapışır, böyle demiri tutar. Sar demiri, bırakma beni Muhammed'im diye aşkın ötesinde bir aşkla duygularını ifade ederler. Orada düşenler olur. Orada ölenler olur. Ben Mescid-i Saadet'e her gittiğimde, yani peygamberin mezarına girmek için sıraya girmen lazım. Gecenin hangi saatinde olsa olsun, ora boş değil. 24 saat dolu. 1400 senedir onun mezarı hiçbir an dahi boşalmadı. Yeryüzünde böyle bir olay yok onun dışında. Bu kadar devlet başkanları var, bu kadar büyükler var, sanatçılar var, şu var, bu var. 24 saat bütün hayatı boyunca kıyamete kadar dolu olacak bir insan yok Muhammed hariç aleyhisselam. Ben neye bakarım bilir misiniz? Orada peygambere yaklaşanların gözlerine bakarım. Herkesin gözünde iki şey var. Sevinç parıltısı onu görmek için. İkincisi, hüzün var onu göremediği için. Şu yeşil kubbenin içinde. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Şurada şurada bir pencere var. O pencerenin hikayesini bilir misiniz? Medine'de bir gün kıtlık oldu, yağmur yağmaz oldu. İnsanlar dua ediyorlar, Medine'de yağmur gelmiyor. Hazreti Ayşe'ye gittiler, Ayşe annemiz yaşıyor. Dediler ki, Ayşe, ne yapalım söyle bize, yağmur bir türlü inmiyor Medine'ye. Dedi ki, peygamberin kubbesinde bir pencere açın. Peygamberin kabriyle gök arasında bir irtibat sağlansın. Yağmur yağar. Hakikaten pencere açtılar. O gün yağmur Medine'yi sel götürdü. Bunun böyle bir hikayesi var. Mestan'ın köylüleri oraya girdiler. Baktılar ki bir kargaşa var. Biri bağırıyor, bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni. Bu kim dedik? Bir baktılar ki Mestan. Peygamberin kabrine yapışmaya çalışıyor. Askerler bırakmıyorlar. Askerlerin ellerinden kurtulmaya çalışıyor. Bırakın beni, Muhammed'ime dokunacağım diyor. Mestan adı üzerinde işte. Yarı deli dediler ya, yarı mecnun, yarı meczup. Dokunacağım, dokunacağım diyor, bırakmıyor. Mestan'ın kalbine dokunmuş Muhammed aleyhisselam. Dokunmuşsa yüreğine Mestan'ın, dokunması lazım elleri peygamberin mekanına. O bir destan hakikaten. Askerler onu zor kopardılar, kendini yere attı. Köylüler de görüyorlar. Bu yeşil kubbenin, Mescid-i Saadet'in, Hücre-i Saadet'in orada. Askerler geldiler kaldırmak için, baktılar ki hareketsiz. Sağa çevirdiler Mestan'ı, sola çevirdiler Mestan'ı. Askerler dediler ki öldü bu dediler. Hemen onu tuttular ellerinden, oradaki bir mermer, soğuk mermer üzerine yatırdılar. Kalbine masaj yapmaya başladılar. Mestan çoktan ruhunu Allah'a teslim etti. Peygamber demişti ya, gel Mestan, seni bekliyorum. Onu beklediği yerde ruhunu Allah kabzetti. Ezrail'e dedi, git Mestan'ı al, Mestan'ı gönder peygamberin Muhammed'in yanına. Kimseyi hor görme. Destan gibi adamlar vardır. Eremezsin, erişemezsin. Sakın hakir görme.
Öyle bir tokat yersin ki nereden geldiğini göremezsin, anlayamazsın. Vefalı ol. Peki hayat hikayesi var yani. Bir sıkıntı yaşayan binlerce insan. Bu kardeşimizin de hikayesini dinleyelim bakalım inşallah. Suçunu bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Yataktan kalkıp dayak yiyordum. Elimi tuttu, hakkını helal et diyemedi bana. Sadece yaşları gördüm. 35 yıla yakın evli kaldım. Annem rahmetli olduktan sonra pek sorup soruşturulmadan verildim böyle birisine, üvey annem yüzünden. Geldiğim gün zaten sevilmedim o ailede. Çünkü yetişme tarzımız çok değişikti. Ahlak yapımız çok değişikti. Babamın evinde yetiştiğimden yani görmediğim ne varsa hepsini gördüm. 5 kere geri gittim ayrılmak için, olmayacak diye. Ama üvey annem yüzünden babam sahip çıkamadı. Babam da çok ağır mazlum bir adamdı. Ben kimim, neciyim, çocukların annesi miyim, eşi miyim? Hiçbir zaman adam ne çocukların annesi ne eşi olarak bizi görmedi ki. Hep annesi, hep ailesi, hep annesi, hep ailesi. Ne dayaklar yemişim, ne dayaklar yemişim. Suçunu bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Yataktan kalkıp dayak yiyordum. Bir iki ölüm oldu. Bunlar benim aylarca rüyama girdiler. Aman ya Rabbi. Artık bozuk olan psikolojim gerçekten iyice bozuldu. Her gece onu görmekten. Her gece benim arkamdan geliyordu. Gelme diyordum. Gelme, hakkımı helal etmiyorum sana. Yine geliyordu, yine geliyordu. O kadar artık canıma yetti ki kalktım mezarlığa gittim. Ve buldum onları orada. Dedim ki, niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Buraya gireceğini bilmiyordunuz. Beni ateş içinde yaşattınız. Mezarın başında dedim ki, ya Rabbi, hakkımı helal etmiyorum. Onları benim rüyama bir daha gönderme. Onlara da söyledim, gelmeyin. Çünkü düşünecektiniz iş işten geçmeden. 2010 yılından sonra benim üstüme 2-3 tane kadınla birlikte oldu. Bundan 3 sene önce aldığı kadının yanında felç geçirdi. Ve ilk telefon ettiği kadının ben oldum, biliyor musunuz? Şimdi biz o bize bunları yapana biz bakıyoruz şimdi, biliyor musunuz? Biz bakıyoruz. 27 sene ben babamla görüşmedim. Vefat etmesine yakın bir hafta kala beni çok çağırdı. Babama gittim. Hiç konuşmadık babamla. Göz göze baktık. Elimi tuttu. Elimi tuttu. Hakkını helal et diyemedi bana. Sadece yaşları gördüm. Gözünden akan yaşları gördüm. Keşke 100 tane babam olsaydı da hepsi ölseydi ama bir annem yaşasaydı. Annem hayatta olsaydı asla düşer miydim? Evet. Tabii herhalde öyledir değil mi? 100 babam olacağına bir annem olaydı demek. Öyle bir ifade kullandı. Annelerin tabii insanların tümünde annenin verdiği hukuk, annenin sahiplenmesiyle babanınki arasında fark var. Babalar çok önemli ama anne çok 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 önemli. İkincisi yani Allah kadını dayak yesin diye yaratmadı. Kadına dayak atanlarınız olumlu olanlarınız, hayırlı olanlarınız değildir. Peygamberin ifadeleri bunlar. Hayatım boyunca elim kalkmadı dedi. Hani vicdan, akıl durduramıyorsa birilerini belki din durdurur diye bunları anlatıyor. Yoksa akıl zaten diyor ki dövme kadını. Seninle dayak yesin diye evlenmedi ki. Çok meraklıysan illa birine tokat atacaksan kendi
Duvarına bir tokat at, elinin cinsine bir daha kimseye tokat atmaz. Olmaz. İkincisi, sabah döv, akşam döv. Ya bu ne ya, bu ne ya? Arkadaşlar bunların böyle bir şeyin anlaşılabilmesi mümkün değil. Böyle bir şeye hak vermek değil, şiddetle tepki göstermek gerekir. E hocam anlaşamıyoruz, mahkeme orada. Dayakla bu iş yürümez, mahkeme orada. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti bazıları işte kadınların nüşuzundan yani nüşuz zina eğilimi diye Kurtubi anlatıyor. Erkek veya kadın fark etmez. Fa'izuhunne, onları uyarınız her türlü. Uyarmakla kal, yürümedi boşan. Vehcuruhunne fil medace. Gerekirse yatakları, odayı ayır, evi ayır filan. Anlaşamadınız. Erkek veya kadın fark etmez. Ayrılın. En sonunda İkaz mahiyetinde ayet-i kerime döv demiyor bakın, söv demiyor. Ne olur birisi şok olur böyle, gelirsiniz bir cinayet görmüştür, bir şey olmuştur. Sarsarsın onu bir şekilde. Ben böyle bir hadise yaşadım. Yıllar önce bir hastaneye gittik acil servise. Biri ortalığı yıkıyor yani, hasta, problem yaşıyor. Ama psikolojik bir hastalık. İğne falan vurdular, dinlemiyor. Hastayı tanımıyorum tabii. Öyle bir ortalığı yakıp yıkıyor yani. Çok yaşlı olan bir doktor geldi. Ne oluyor kızım dedi. Doktora da saldıracak şekilde girişti. Hafif bir temas ile kendine geldi. Ağlamaya başladı. Bu bile çok istisnai olarak binde bir olabilecek bir hadise. Hani bir cinayet gördü, bir ölüm gördü, adam şok oluyor, tokat atıyorsun bir sene, kendine gel mahiyet. Bu dayak anlamında değil, kendine gel. Belki bir insanın bir insana, erkeğe, bir kadına, başka birine, bir suç işleyene veya cinayeti görene, kendini kaybetmiş olana yapılabilecek tek bir müdahale o olabilir. O da tasvip edilmeyen bir müdahale. Böyle bir müdahaleyi Hazreti Peygamber uygun görmüyor. Sert konuşuyor. Değil mi? Kadınlar geliyorlar, o diyorlar ki peygamberimize kapısına. Biz işte deve sahıyoruz, süs sahıyoruz. Evi temizliyoruz, çamaşır yıkıyoruz, yemek yapıyoruz. Kocalarımız gündüz bizi dövüyor, geceleyin de odamıza geliyorlar. Hazreti Bilal diyor, toplaşıyor insanları diyor, topluyor. Ve en sert konuşmalarından birini yapıyor. Onun için birileri bir ayetteki çok istisnai bir meseleyi, çok zaruri mahiyette, bir şok anlamında uygulanabilecek bir şeyi bahane edip dine saldırmaya kalkışmasın. Bu tür insanlar her dönemde, her çağda dine nereden vurabilirim? Vuramazsın dine. Kendini helak edip gidersin. Bugün mezarlıklar dine hakaret edenlerin ölüleriyle dolu. Allah hala var ve olmaya devam edecek. Ne yani? Allah'la savaşılır mı? Dini doğru anlarsın, doğru yorumlarsın. Bu ayrı mesele. Ama Allah'a isyan, Allah'a inkar. Ne olacak? Ne olacak? Senden öncekiler de, ondan öncekiler de inkar etti. Nerede şimdi? Kemikleri bile kalmadı. Ama Allah, Allah hatırlıyor, Allah devam edecek. Ebedi ve ezeli olandır o. Onun için Peygamberimiz çıkıyor ve çok, çok sert bir konuşma yapıyor. Diyor ki, siz utanmıyor musunuz? Diyor. Gündüz onu dövüyorsunuz, geceleyin onların odasına giriyorsunuz, yatağı paylaşıyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Diyor. Onun için yani hep demişimdir, kadına uzanan haksız el, haklı el, haklı el nedir o? Sana bıçak vurmaya çalışır biri, elini tutarsın, o ayrı mesele. Kendi korursun. Ama kadına uzanan, şiddet anlamında kadına uzanan el, Kabe'ye uzanmış el gibidir. Erkeğe şiddet uygulansa aynı şeyi söylerim. Ama daha çok mağdur olanlar kadınlardır. Onları korumak da efendim feminizm filan. Ya bunlara, bu kavramlara bizim ihtiyacımız yok. İslam'ın kendisinde zaten bu prensipler konmuş ve kadın korunmuştur. Hazreti Yusuf'un babası Yakup peygamber
30 yıl boyunca oğlundan peygamber olmasına rağmen uzak kalıyor, öldüğünü zannediyor, gözyaşı döker döker gözleri kör oluyor. Bir peygamber bu. 30 sene Allah bildirmiyor ona. Ama Allah Musa Aleyhisselam'ın annesine evladını hani suya salıverdi ya, belki yarım saat içinde Nil Nehri'ne salıverdiği evladını güvenliğe çektiriyor Cenab-ı Allah. Firavun'un sarayına gidiyor. Oradan bir yol geçiyor çünkü su yolu. Nil Nehri üzerinde. Ve Allah Musa'yı annesine iade ettiriyor. Hem de bir saat içerisinde. Bir peygambere 30 sene gözyaşı döktürüyor. Erkek peygamber, erkek Yakup Aleyhisselam. Ama Musa'nın annesine yarım saatinde çocuğunu çeviriyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu anlattığı hikayelerde, kıssalarda ibret var, laf olsun diye anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ders alın bunlardan diyor. Onun için kadına şiddeti onaylamamız mümkün değildir. Kadına karşı el kaldırmayı onaylamamız mümkün değildir. Arkadaş anlaşamayabilirsin, sevmeyebilirsin, soğumuş olabilirsin, güvenmeyebilirsin. İki taraf birbirine, mahkeme burada, boşanırsınız. Bitti. Herkes kendi yolunda, o kendi yolunda, sen kendi yolunda. Evet, bir hanımefendi bir şey anlatıyordu. Devam edelim bakalım ne diyecek. Ne isterseniz gördüm. Babamın evinde görmediğim. Baktım, gittim, geldim, gittim, geldim. Hep beni geri gönderdiler. Hiçbir yakınım sahip çıkmadı. Çocuklarım da olduktan sonra boyun büktüm. Hangi zulüm yoktu ki? Adam hiçbir vazifesini yani tam bir evin erkeği gibi yapmıyordu ki. Tamamen annesinin ve kardeşlerinin söyledikleri. 33 sene böyle bununla sabrettim. Bu sabretmemin tek amacı çocuklarıma zarar getirmemekti. Saydım, benim bildiğim 11 tane ihaneti var. Ailesi resmen teşvik ediyordu. Ailesi diyordu git hayatını yaşa. Kendileri yapmıyorlardı bunu. Kendileri ailesinden, çoluk çocuğundan, parasından, pulundan gayet güzel götürüyorlardı. Ama ona sıra gelince git hayatını yaşa diyorlardı. Bir gün kavga kıyamet koparken annesi geldi ve ne dedi biliyor musun? Aman dedi, o kadınla niye geziyorsun? O kadının gencecik kızı var dedi. Annesini bırak da kızımla gez dedi. Benim iki tane çocuğum serilsefil, perişan, kapıların önlerinde otururuz. Hafta geçmez, haftada bir kere kapılara atılırız. Ben perişandım. Ben sadece maneviyatla, Rabbimle duruyordum ayakta. Bizi insan yerine artık koyan yok. Çocuktan da ümidim kesildi zaten artık. Çocuğum da olsa da yaşamayacak diye düşündüm. Çünkü en yokluğu çocuğumun hamileliğinde çektim. İntihar ettim. 6 aylık bir hamileydim, intihar ettim. Neden intihar ettim? Açlıktan intihar ettim. 6 aylık hamileydim. Ve çocuğum 6 ay hiç oynamadı. Bilirsiniz anne karnında çocuk nakilerken oynadığını. Oğlum oynamadı, 6 aylıktı. İnanın, harfiyen anlatıyorum. İçeriye gittim, kızım 1,5-2 yaşındaydı. Ağza atılacak bir zeytin yok, bir şey yok evde. Demiyorlar ki, bunlar ne yapıyorlar? O kadar acılar çektim, o kadar çalıştım, çabaladım ve hiçbir şeyim yoktu. Ben ayrılırken milyarlar benim borcum vardı. Bütün her şey benim üstümdeydi. Bir evin geçimi, bütün meşakkatim, geçim. Ama ben ayrıldıktan sonra her şeyi yaptım. Şimdi bana zulmeden kişiler, ben onlara acıyorum. Bana o zulmedenlere ben acıyorum. Onlar benim şu anda çok arkamdalar. Benim onlarla hiçbir işim yok. Ben onların karşısında dimdikim Allah'ın izniyle. Ve çocuklarım da dimdik. Hepimiz dimdikiz. Yani öyledir, Allah'ın adaleti tecelli eder. Ama geç ama zamanında Allah bir hikmete binaen, bir gerekçeden dolayı, kendisinin bildiği gerekçeden dolayı bazen erteler. Ama unutmaz. Onun için lütfen anneleri, hanımefendileri üzmeyelim. Yani onların da bizden daha güzel bir hayat yaşama hakları var. Yani yaşandıktan sonra kıymet biliniyor ama iş işten geçiyor. Önemli olan zamanında kıymet bilseniz güzel olur. Evet, hanımefendiye tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah hayırlı ömürler versin, bereketli ömürler versin inşallah.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.